efendim İstanbul'da değil de Türkiye'de Türk musikisi yasak edildi. Konservatuvardan kalktı, mekteplerde çocuk şarkıları vardı, tettirildikten onlar kalktı. Ne yapacağını bilmiyor kimse. Bir Ziya Bey vardı konservatuvar müdürü. O nedense Ziya Bey de İstanbullu filan da değil, Taşra'da. Yusuf Batılı. Ziya Demirci mi efendim? Yusuf Ziya Demirci galiba, mi? Galiba, galiba. Evet. Sen gördün mü onu? Yok, görmedim, okudum. Lisanı bile şarttıdır onu. İşte oralar, Diyarbakır yolunda, nereye filan. Evet, o müteassıp bir halde Türk musikisini kahretmek üzere karar verdi ve her yerden kalktı. Konservatuvardan kalktı, mekteplerden kalktı, gazinolardan kalktı. Yok, çalmıyor. Çalmıyor, tamam. Ben bir dahil edecekleri yok mu? Evdeyim ben. Mecidiyeköy'de oturuyorum. Bir genç bir zabit geldi. Rab mesela. Efendim sizi Atatürk değil o. Gazi Hazretleri istiyor. Ben Gazi Hazretleri'ne girerim. Ama Gazi Hazretleri bana eserler, şarkılar okutur. Hatta kendi de okur. Filan o düşünceyle, o münasebetle beni alar sonra. Şimdi ben aldı beni korku. Ne yapacak o beni? Bir sene geçti. Aradım. Bir sene geçtiğimde yeni öğrendim. Siz de mi öğrendim ha? Tamam, evet. Geldik, toparlandık. Araba kapıda, o genç sahip beni aldı. Arabaya bindirdi, Dolmabahçe'ye gitti. Yok, Dolmabahçe'ye mi gittik? Bilmiyorum. Yoksa Ankara'ya mı gittik? Galiba Ankara'ya hocam. Galiba, evet. Galiba, evet. Ankara'ya gidiyorum. Evet, Ankara istasyonundan çıktım. Nereye gideceğim dedim. Marmara Köşkü'ne dediler. Çiftlik var ya, Marmara Çiftliği. Oraya gideceksin dediler. Peki dedim. Bindik bir arabaya. Ama evvela bir otele gitmem lazım. Onu söyledim. Bir araba beni, Belgün Palası diye bir yer vardı. Yüklüydü sonra. Oraya götürdü. Orada geleceğimi, akşam geleceğimi söyledim. Yerime ayırttım. Vakit geldiği zaman da kalktım Marmara şeyine, köşküne, çiftlikte o. Gazi Çiftliği'de. Oraya gittim. Bilir misiniz o köşkü? Bilmezsiniz. Sok şey bahçe kapısından çiftliğin, bahçesinin kapısından girdiğiniz zaman böyle bir koridor var bizim koridorumuzda. O koridordan yürürken sağ kolda bir girinti var, kanepe konmuş. Cam pencere, o pencere bahçeye, çiftliğe bakıyor. Onu da geçtik. Salon. Salona girdim. Büyük bir şey, masa. Oturmuşlar, verenler. Beni de aldılar. Paşa beni hep yanına oturtur. İtibarından değil, şarkı söyleyecek bana. Bir, bir de latife yapacak. Bir espri bir şey söyleyecek ve ben ona cevap vereceğim, gülecek. Bunu kimse yapamıyor. Kimin haddine düşmüş? Paşa'nın lafına mukabele etsin. Evet. Ben yapıyorum. Benim de zaten onun için çağırıyor beni. Yanına da onun için oturtuyor. Oturduk, laf edildi sağdan solda. O da ne yapacak? Niye diye çağırdı beni oraya? Bana dedi ki, şimdi sizin söylediğiniz o söz Vasf-ı Rıza'dı. Vasf-ı Rıza Bey'di. Gittiğim için sor. Beyin kurdu. Vasf-ı Rıza Bey'di. Hatırlar mısın dedi sen bir tarihte Bursa'ya geldin dedi. Ve ben de Bursa'daydım dedi. Oradaydı. Senden bir eser, bir şarkı istedim dedi. Sen dedi, bilmem ne okudun dedi. Halbuki
Bakıyor dedi. Ben dedi, Bursa'da, siz Bursa'ya geldiniz dedi, ben Bursa'ya geldim. Siz Bursa'da dedi, bir piyes dedi, bir komedi oynadınız böyle cübbeli cübbeli dedi. O komedide dedi, şarkı söyledin sen dedi, perde açılmadı. Bildim, Nuray'ı. Bildim efendim, Nuray'ı. Peki o şarkı aklında mı dedi? Bu şarkı ya içeride kimse ağzını almıyor. Evet desem vay sen hala evet mi diyorsun? Bir azarlasa. Evet. Allah ne yapıyorsa olsun. Evet efendim aklımda dedi. Dellalzade İsmail Efendi'nin İsfahan Yürük Semaisi efendim o dedi. Ben onu sormuyorum dedi. Emriniz dedim. Sen dedi o şarkıyı dedi şimdi okuyabilir misin dedi. Okurum efendim. Hadi kalk okudu. Ben ayağa kalktım. Sofraya da dayandım. O benim sofranın bu tarafında, ben buradayım. Buradayım. Dayandım. Israrın yürüp samaya başladım. Şimdi oku desem bulamam, unuttum. Bu güzel gözlerine hayranım. Aa, güzel. Gönlerine sesime bakma ben rahat bir halde eskiden böyle değildim. Hayran olayım ya böyle şey okuyamıyorum evet ya, okuyacağımız kadar okudum.